Ender Hoca ile Darre Gençler Birliği'nin yolu ayrıldı. Daha doğrusu Darre Gençler Birliği Ender Hoca'yı milli takıma yolladı. Uğurladı veya. Öncelikle Ender Hoca ile ilgili görüşlerinizi ve daha sonra Ender Hoca'nın yardımcısıydınız. Darre Gençler Birliği Başkanı Arif Gülen başka bir teknik direktör bakmak yerine bu takımı bilen, bu takımla beraber olan sizi göreve layık gördü. Ve Darre Gençler Birliği teknik direktörü siz oldunuz. Öncelikle ben Ender Hoca ile ilgili görüşlerinizi ve bu süreci anlatmanızı isteyeceğim sizden. Şimdi şuradan başlayalım. Sezon başına gidersek. Şimdi ben Ender Hoca ile benim dostluğum, abi kardeşliğim uzun yıllardır var. Benim kendi abimin de onunla olan samimiyeti ve arkadaşlığından daha önceden bir tanışmışlığımız var. Sene başı ben daha önce ikinci, üçüncü liglerde 4-5 takımda yardımcı antrenör, artık performans antrenör olarak görev almıştım. Ve artık ikinci ve üçüncü liglerde çalışmak istemediğimi, hani hedefimin birinci lig ve Süper Lig olduğunu beyan etmiştim. Ama Ender Hoca aradı. Dedi Darıca Gençler Birliği böyle projeli genç bir takım. Seni seveceğim bir takım. Ben de varım. Hani burada iyi işler yapabiliriz dedi. Ve biz Darıca Gençler Birliği serüvenine başladık. Ve hocamın insani yönünü zaten dışarıdan biliyorum. İnsan yönünü anlatma hiç gerek dahi yok. Ama antrenörlük becerilerini ve kabiliyetini burada görmüş oldum. Ve kısa sürede hem bana hem takıma çok şey kattı. Gerek sek ve idaresi olsun. Hem takımı hem teknik ekibi. Gerek camia yönetimi olsun, gerek saha pratiği olsun, taktik teknik bilgisi, uygulama kabiliyeti olsun, oyuna müdahaleleri olsun, oyun görüşü olsun. Üst düzeydi. Zaten ben hep söylüyordum hocam yani üçüncülük sizin için bir geçiş. Benim de az çok tecrübeme baktığım zaman çok kısa sürede üst liglerde direkt teknik direktör olarak görev alabileceğini söylüyordum. Ki çok uzun sürmedi, yanılmadık. Ümit Milli Takım'dan bir teklif aldı. Ümit Milli Takım A milli takım veya U15 milli takım A yıldızı olduğu zaman bizim için kutsal biliyorsunuz. Tabii ki Ve de. hocam da müsaade alarak buradan ayrıldı. Biz de hani üzüldük ama buruk bir sevinç yaşadık. Ne için? Hocamız için. Hocamızın milli takıma gitmesi bize mükemmel bir sevinç yaşattı. Ama burada da iyi giden bir süreç vardı. İyi kurduğumuz bir düzen vardı. Camiala ve takımla uyuşmuş bir lider vardı başımızda. O yüzden buruk bir sevinç yaşamış olduk. Üzüldük ve bu haftaki maça da birazcık üzüntümüz yansıdı ama hocamız da bugün kampa başladı cumartesi günü. Biz de önümüzdeki haftanın hazırlıklarına başladık. Ender hocamıza buradan hem selam gönderiyoruz. Hatta yayın öncesinde bir görüntülü konuşma yaptık. Milli takım eşofmanlarını da giymiş. Çok yakışmış. Hem de Allah yolunu battını açık etsin istiyoruz. Temenni ediyoruz Allah'ımıza. Peki. Peki Arif Başkan'la olan ilişkinizi, sohbetinizi, bu konuyu bu aşamaya gelişinizi soracağım. Arif Başkan bir kere çok sempatik bir insan. Şimdi ben yardımcı antrenörlük boyutunda tabii ki başkanımızla olan diyaloğumuzu Ender Hoca sağlıyordu ki başkanımız da hocaya olan güveninden dolayı hani çok müdahil olmuyordu bize. Biz başkanımızın maçlarda veya kritik durumlarda görüyorduk burada. Ve başkanımızın bize olan sezon başından beri yaklaşımı oldukça iyi. Bir kere sizi anlayan bir yapısı var. Sizi dinleyen bir yapısı var ve çok iyi bir gözlemci. Ve bu Darıca Gençler Birliği takımını da en sıkıntılı zamanda sahip çıkmış ve herkesin bizim bir spor adamı olarak benim dahi hani buraya daha gelmeden önce başkana karşı bir vefa borcum var. Nasıl bir vefa borcum var? 1934 yılında kurulmuş bir çınarı küllerinden doğurmuş bir başkan. Ender Hoca'nın ayrılma sürecinden sonra ilk bana hoca hani sen düşünür müsün dediğinde ben düşünmem dedim. Niye düşünmem dedim? Benim için fırsat olsa dahi ben Ender Alkan'la geldim. Ben ekibe sonradan dahil olmadım. Ben 3. Lig'e de Ender Hoca için geldim. Bu durumu da deklare ettim ama başkanımızın hem ikna kabiliyeti çok yüksek hem de dedim ya çok iyi olayları süzüyor. Bana şöyle dedi yani hocayı biz göndermedik. Hoca bir yere gidip seni götürmemezlik yapmadı. Hoca milli takıma transfer oldu. Darıca'nın gururu olarak sen de biz onun emanetisin. Takımı da dedi çalışma aşamasında sezon boyundan beri hem antrenman boyutunda hem taktik ve sevk idare boyutunda senin de etkin çok. Ben yabancı birini düşünmüyorum bu süreçte dedi. Yani birçok başkanın şu anki tamam antrenörlük kariyerimiz yardımcı antrenör olarak profesyonel takımlarda var. Bal Ligi teknik sorumluluğu da var ama en nihayetinde risk yani bir yardımcı antrenörle göze alıp devam etmek. Başkanımız bunu aldığı cesaretinden dolayı ben
Kutluyorum. Ayrı zamanda minnettarım. Teşekkür ediyorum. Çünkü bana böyle bir yol açtı. Benim hayatıma dokundu. Futbolcu kardeşlerimizle birlikte. Çünkü dedim ya, birçok kişinin yapamayacağı cesarette bulundu. Ben de onu mahcup etmemek adına ve Darıca Gençler Birliği camiasına yakışır bir teknik direktör olmak adına elimden ne geliyorsa çok daha fazlasını yapmaya gayret ediyorum bugünden itibaren. Göreve geldiğimiz günden itibaren yapmaya gayret ediyorum. Başkanımıza diyalogumuz bu şekilde. Anladım. Tekrardan hayırlı olsun diyorum. Çok Bir teşekkür ederim. Seyirci yorumu okuyacağım hemen Balıkesir'den. Böyle genç, dinamik ve en önemlisi bilgili genç hocaları görmek istiyoruz. Yolunuz bahtınız açık olsun. Balıkesir'den selamlar demiş bir seyircimiz. Çok teşekkür ederim. Hemen bir başka seyirci sorusu alayım. Darıca'ya bayan futbol açılmasını istiyoruz demiş başka bir seyircimiz. Arif Başkanımızın yayını takip ettiğini düşünüyorum veya mutlaka izleyecektir. Tabii bunun muhatabı kendisi. Buraya basketbol takımı da yaptı. Daha farklı projeleri olduğunu da biliyoruz. Mutlaka Darıca'ya o gururda yaşatacaktır. Öyle bir imkan sağlayacaktır diye düşünüyorum. Darıca Şınar Altı grubu lideri Orhan Atik de yayınımızda. Size selamları var. Yanınızdayız, arkasındayız diyor. Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim. Gerçek anlamda çok sevdiğim değerli bir abimiz. Çınar Altı grubunu ve bireylerini de seviyorum. Sürekli destek de veriyorlar. İnşallah pandemi bitip tribünler açılırsa birlikte çok güzel işler yapabiliriz. Vallahi çok taraftarı çok özledik hocam. Futbol sever olarak yani en çok özlenilen noktalardan biri taraftar konusu hiç sarmıyor. Yani derbiler olsun veya Anadolu maçları olsun hiç sarmıyor yani. Doğru söylüyorsun yani, ben tribünden gelme biriyim. Ben maç izleyeceğim zaman kale arkasına giriyorum yani. Kale arkasında taraftarlarla birlikte izliyorum. Tribünü ve tribün çocukları denilen bir tabir vardır ya, onları çok seviyorum. Çünkü ben de bir tribün çocuğum. Tam sahada olduğum boyut ayrı. Arkaya baktığın zaman taraftarını göremediğinde, hatta deplasmana gittiğinde o coşkuyu dahi görmediğinde içimizde bir burukluk oluyor. İnşallah şu salgın belasından ülkemiz kısa sürede kurtulur ve tekrardan seyircimizle buluşabiliriz. Peki. Ben şimdi şeyi soracağım. Son maçta 11 maçlık yenilmezlik serisi vardı Darıca Gençler Birliği'nin. Maalesef Evet. bir Ceyhan mağlubiyeti oldu. O Maalesef. maçla ilgili konuşalım istiyorum. Sizin de ilk maçınız oldu galiba. Tribündeydiniz Evet. önce. Evet. Hem o maç hakkında mağlubiyet neden oldu? Maçı ben çünkü takip edemedim. İşin açıkçası. Maç hakkında biraz görüşünüzü almak istiyorum. Yani maçın mazereti olmaz. Mağlubiyetin mazereti olmaz. Zaten mazereti olmasın diye de ben sosyal medyadan bir açıklama yaptım maçtan sonra. Ben oyuncularımıza sonuna kadar güveniyorum dedim ki, gerçekten de güveniyorum. Bu 11 maçlık seriyi yapan bu futbolculardı. Seri bitti. Yeni bir seriye başlayacaklarına da inanıyorum. Maça gelirsek biz şöyle anlatayım. Hocamıza çok değer veren bir topluluğuz. Yani malzemecimizden kaptanımıza, kaptanımızdan en genç futbolcumuza ve teknik ekibimize, gerçekten bizim için dedim ya, buruk bir hafta geçti. Hocamızın gelme gitme süreçleri oldu. Hocadan ayrılma süreçleri oldu. Birçok genç kardeşimiz belki profesyonel yaşansa ilk antrenör değişikliği ve hoca birçok futbolcumuzun hayatına dokundu. Onlara şans verdi. Öyle bir süreçten geçtik. Tabii biraz konsantre kaybı hepimizde bu buruklukla olmuş olabilir. Ama konsantre kaybı olsa dahi son zamanlarda oynadığımız iyi futbollardan birini oynadık. 3-4 tane %100 pozisyon kaçırdık. Oyunun genel hakimiyeti bizdi. Rakibe bir tane pozisyon vermedik. İnanın yani, bir tane böyle %100 diyebileceğin, net diyebileceğin, tehlike yapan pozisyon vermedik. Bir duran top oldu. Duran topta da şanssız bir gol yedik. Çıkartamadık. Ben son olacağını, yani bununla birlikte yeni galibiyetlere başlayacağımıza inanıyorum. Ya, bitmiş oldu bizim için. Bu haftayı ben yaşanmamış sayıyorum. İnşallah iyi de çalışıyoruz. İyi de çalışmaya başladık. Takımımıza inancımız da tam, onların da bize inancı tam. Kağıtta maçıyla birlikte tekrardan yeni bir seriye başlamak en büyük hedefimiz. Hocam, Darıca Gençler Birliği Kulüp Başkanı Arif Gülen yayınımızda. Mesajını direkt okuyayım size. Değerli moderatörümüze ve kıymetli hocamıza yayınlar diliyorum. Türk futbolu genç kadrolarla modern futbol anlayışında hedeflerine ulaşacaktır başarıyla diyeceğim. Başkan, yayınımızda şu an bizi izliyor. Kendisine selamlar söylüyorum. Ben de selamlarımı iletiyorum. Tekrar teşekkür ediyoruz başkanımıza yayına katıldığı için. Bu başkan demişken, başkanla bir yayın yapmıştım ben. İlk yarı son maçıydı. Tepecik Spor'la olan maçtan sonra. Evet, takip ettim. O maçla ilgili de sorayım o zaman, madem konusu gelmişken. Tepecik Spor Kulübü ile ara düzeltildi mi? Kulüp ilişkileri düzeltildi mi Darıca Gençler Birliği? Yani Çünkü başkanım son maç Tepecik'te oynayacak. Ligin son maçı Tepecik'te oynayacak galiba. Ligin son maçı Tepecik'le,
Yani bizim zaten kulüp başkanımız Arif Başkan yayına katıldı. Ondan sonra Tepeciğin başkanı, Temel Başkan'ı yayına aldı. Orada gerekli görüşleri belirttiler. Bizim daha başka bir temasımız olmadı. Biz ya maçlarda anlık aksiyonlar olabilir. Gönül ister ki olmasın. Bu işler hiç yaşanmasın. Ama bizim camialar boyutunda benim şahsen ne gittiğimiz hiçbir deplasmanda ne de buraya gelenlerde ne ağırlamada ne ağırlanmakta sorunumuz oldu. Ben Tepecik'te de bir sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum. Yani biz futbolcularımız ne kadar değerliyse bizim için, rakip takım futbolcuları da bizim için o kadar değerli ve hiçbir 3 puan ne bizim alacağımız ne onların alacağı, bunu daha önce de söylemiştim, onların canından, sağlığından değerli değil. O nedenle ben Tepecik maçında herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. O günde gerekli kucaklaşmalar, barışmalar ben o güne kadar yaşanacağını düşünüyorum ve gayet güzel bir maç oynayacağımızı düşünüyorum. Bizlere yakışan da budur. Rakiplere yakışan da budur. Sporun fair play kısmını özellikle bu zor pandemi günlerinde daha fazla ön plana çıkarmalıyız diye Peki. düşünüyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Darüşşafaka Birliği'nin ana hedefi şampiyonluk mu yoksa ilk hedef playoff mu? Şampiyonluk ikinci planda mı? Onu soracağım. Şu 10 puan gerisine lideri şu anda Darüşşafaka Gençler Birliği. Yani Darıca Gençler Birliği arması dedim ya köklü bir armadır. Darıca Gençler Birliği olduğu her platformda şampiyonluğu oynar. Ama içinde bulunduğumuz grup da zorlu bir grup ve bir puan tablosu var ve biz de şu an en yakın hedef olarak playoff gözüküyor. Tabii ki gönül ister ki şampiyonluk potasının her daim içinde kalmak. Ancak playoff potasında kalıp playoff'tan çıkmak da önemli. Ama sonuçta ne olursa olsun, puan durumu ne olursa olsun, sezon bittiğinde sıralama ne olursa olsun, bu futbolcu grubunun büyük bir başarısı var. Bunu zaten ileride ben size değinirim. Bizi, bu takımı buraya, bu futbolcu grubu taşıdı her türlü durumda. Ve geçen seneki aldığımız nokta belli ve çocukların gelişimi belli ve bu gelişimin skorlara yansıması belli. Bu çocuklar son dakikaya kadar benim inancım hem şampiyonluk yarışında hem playoff potasında olacaklardır. Sezon bittiği zaman da değerlendirmesi yapılacaktır bu durum. Transfer dönemiyle ilgili sormak istiyorum. Ayrılan futbolcular oldu. Zonguldakspor gibi bazı kulüplere oyuncular gitti. Bunlarla alakalı Evet. görüşleriniz Bizden herhangi ayrılan bir futbolcu olmadı. Bize gelen bir futbolcu da olmadı. Çünkü transfer yasağımız olduğu için. var mı? Sonra bir futbolcu gitti. Bir de başka yere daha gitti galiba. Altyapımızdan transfer olan futbolcu kardeşlerimiz. Hani bizim sezonun devam eden sezonda profesyonel A takım kadromuzda olan futbolcularımız değil. Onları takip ettim zaten. Hatta giderken kulüp uğurlama da yaptı. Hani bizim ilk dönem forma şansı verip sahada kullandığımız oyunculardan değildi giden. O yüzden oyuncu kaybetmiş olmadık oynayan kadromuzda. Tabii haliyle yasak olduğu için oyuncu eklemiş de olmadık. Sezon başı hangi kadroyla başladıysa o kadroyla şu an için devam ediyoruz. Peki hazır altyapı demişken altyapı konusunu değineceğim. Arif Başkan'la yayınımda da bunu konuşmuştuk. Bayağı Darıca Gençler Birliği'nin altyapıya bakışına ben çok saygı duyuyorum, çok takdir ediyorum ve her kulübün de bunu yapmasını bekliyorum. Çünkü bana göre Türk futbolunun en büyük sorunlarından birisi ki bana göre ilk sırada altyapı sorunu geliyor. Yani üst yapıların altyapıya bakamaması diye düşünüyorum. Darıca Evet. Gençler Birliği'ne bakışını ve Özcan Hoca'nın altyapıya bakışını dinlemek istiyorum hocam. Bizim oyuncu kadromuz 25, profesyonel takım kadromuz 25 kişi TFF'ye bildirebiliyoruz. Bugün bizim antrenmana çıktığımız futbolcu sayısı 39. 14 tane futbolcu bizim altyapımızdan oyuncular ve biz bunu bizzat bir fiil kendimiz ilgileniyoruz. Gerek A takım antrenmanların içine dahil ederek, gerek A takım antrenmanlarının dışında ayrı antrenmanlar planlayarak bu futbolcuların sezon başından beri gelişimlerini sağlamak için gayret gösteriyoruz. Bu konuda Arif Başkan'ın da kesin talimatı var. Bizim için Darıca Gençler Birliği'nin adında gençler var diyor. Biz gençlere çok önem vermek durumundayız diyor. Ender Hoca da buna çok önem veriyordu ki sezon başı bizim 6-7 saat sahada kaldığımız oluyordu. Hiçbir kimseyi atlamayalım. Taramada eksik geçmeyelim ve o gün aldığımız genç grubumuz 2003'lü, 2004'lü, 2005'li oyuncularımız var şu an A takım kadrosu ve bizle birlikte çıkan gençlerimiz için de hepsi birbirinden değerli, inanılmaz gelişim sağladılar. Biz kampa dahi bu sayıyla gittik. Biz devre arası kampına bile bu sayıyla gittik ve takımımızdan hiç ayırmadık. Ve transfer yasağımız hani ileriki yıllarda mutlaka açılacak ama hiç açılmasa dahi Darıca Gençler Birliği altyapısı bu çocuklar gümbür gümbür geliyorlar, umut vaat ediyorlar. O yüzden
Benim de altyapıya, ben kendim de genç bir antrenörüm ve gençlere şans verilmesi gerektiğini her yerde belirten biriyim. Ben böyle bir şey derken, kendim için bunu isterken buradaki gençleri görmeme imkanım kendimle çelişmemi doğururdu. O yüzden görevde olduğumuz sürece A takım neyse bizim için antrenman yaptırdığımız, A takıma dahil ettiğimiz gençler de o değerde olacak ve onların gelişimi için ve Darıca Gençler Birliği profesyonel takımına katılımları için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Peki. Çarşamba günü Kartalspor'la bir maçınız var. Kartalspor Evet. maçı bir seri başlar mı? Sarı Gençler Birliği. İnşallah. Tek temennimiz o. Rakibimiz de son 3-4 maçtır çok iyi skorlar alamadı. Onların da bir kazanma isteği var. Onlar da kazanamama serisini bitirip bir galibiyet serisine başlamak istiyorlar. Biz ilk maçta da zor bir maç geçmişti ve ben Kağıtlıspor takımını biz Ceyhan maçı oynadığımızdan beri Kağıtlıspor'un analizini yapıyoruz ekibimizle birlikte ve hiç öyle hafife alınacak bir takım değil. Derli toplu dinamik bir takım. Ama biz de dinamik bir takımız. Biz de derli toplu bir takımız. Geçen hafta yaşadığımız burukluğu atlattık. Biz yenilmemeye alıştık. Yenilmemeye alışan bir takım yenilmeyi sevmez. Hiçbirimizin Evet. öyle bir beklentisi, hiçbirimizin öyle bir niyeti yok. Bugün toplantımızı da yaptık. Güzel bir antrenman da yaptık. Takımımızın o gözlerindeki inancı ben gördüm. İnşallah Katta maçıyla birlikte yeni bir galibiyet serisine başlayıp önümüze bakacağız. Peki hocam, bu gruptan iki takım çıkacak ikinci lige. Ben bir doğma büyüme Gebzeli olarak tabii temennim birisinin Darıca olması ama diğer takım sizce kim olur? Yani Darıca'yı yazdıktan sonra diğer takım şu an için gördüğümüzde Fethiye, Nazilli ve Kütahya bu grubun oldukça iyi takımlarından olarak görüyorum. Hem bütçe olarak bence hem de oyuncu kalitesi olarak iyi takımlar ama bir takım belirtmem yanlış olur. Bence Fethiye, Nazilli ve Kütahya takımlarından bir tanesinin şansının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. İki takım verdiğimiz zaman. Peki ben Birbirine denk takım. Hem bütçe olarak hem oyuncu kalitesi olarak birbirine iyi takımlar olduğunu düşünüyorum. Tuzlaspor'dayken Fethiye'ye gitmiştim. Fethiye deplasmanında çok güzel almamıştık. Bizi izleyenler varsa onlara da selam söylüyorum buradan. Peki hocam, şimdi Darıca Gençler Birliği'ni Süper Lig'de ne zaman görebiliriz? Sizin bir tahmininiz var mı? Yani Darıca Gençler Birliği'ni Arif Başkan'ın hep bir lafı var. Süper Lig'e çıkmak bir şekilde çıkılır ama çıkarken o hem altyapı temellerini oluşturmak hem de o çınarın altını sağlam atmak gerekiyor. Adım adım, adım adım, adım adım gitmek gerekiyor. Bence kulüp organizasyon şemasını ne zaman tamamlarsa, tam olarak ne zaman hazır olursa Darıca Gençler Birliği istediği vakit Süper Lig'e çıkabilecek potansiyele sahip başkanıyla, yönetimiyle, genel müdürüyle, oyuncu grubuyla, taraftarlarıyla ve Darıca camiasıyla istediği her vakit çıkabilir, istemesine bağlı. Ama çıkıp inmek önemli değil, çıkıp kalıcı olmak önemli ve bu belli bir zaman istiyor. İşte 2 sene, 1,5 sene önce Arif Başkan'ın önceki Darıca'nın kısa vadeli durumu ve şu an geldiği noktaya baktığınızda bence Süper Lig'e çıkmak kadar değerli bir aşama kat edildi. Ve dedim ya 14 tane genç geliyor. Onlarla oralara çıkmak çok daha değerli olacak benim için. Zamanı geldiğinde Darıca Gençler Birliği en üstlükte olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah. Peki Özcan Hoca'nın uzun vadeli hedefleri nelerdir? 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? 5 yıl, 10 yıl, 7 yıl yani bunlar çok afaki rakamlar. Ben 3 gün önce kendimi Darıca Gençler Birliği yardımcı antrenör olarak görüyordum ve bugün Darıca Gençler Birliği teknik direktörüyüm. Ve burada yapacaklarım benim hayatıma da yön verecek. Nasıl futbolcu kardeşlerimizin bu sene yaptıkları kendi hayatlarına yön verecekse belki ikinci ligde, birinci ligde, Süper Lig'de teknik direktörlük boyutunda kendimizi göreceğiz. Belki farklı görevlerde göreceğiz. Tabii ki benim futbolu bırakıp 20 yaşında futbolu bırakıp antrenörlüğe başladım. Antrenör olma hedefim vardı ve her grupta çalıştım. İşte U15, süper amatör teknik direktörlüğü, bal teknik direktörlüğü, U18 hocalığı, ikincilik yardımcılığı, üçüncülük. Hani her grupta çalıştım ve benim tabii ki hedefim Süper Lig'de bulunmaktı ve bir gün çok iyi teknik direktör olmaktı. Bunun için de sürekli kendimi güncellemeye çalışıyorum. Sürekli pratikte kalmaya çalışıyorum. Uygulamada çalışıyorum. 5 yıl sonra diyemiyorum ama belki 3 yıl, belki 10 yıl, belki 7 yıl Süper Lig'in yakışan teknik direktörlerinden
Süper Lig'e yakışan bir teknik direktör olma hedefim benim de var tabii ki. İnşallah hocam. İnşallah. Peki kendinizi idol olarak belirlediğiniz birisi var mı? İdolünüz kimdir? Yani isim olarak ben tüm meslektaşlarıma saygı gösteririm, saygı duyarım ve hepsinden bir şeyler almaya çalışırım. En üst ligde çalışan hocamızdan da, en alt ligde çalışan hocamızdan da hepimizin birbirimizden öğrenciye alabileceği bir şeyler olduğunu düşünüyorum ve herkesi takip ederim. Tabii ki benim profilime benzeyen bir Nagelsmann var. 27 yaşında Hoffenheim takımının teknik direktörü oldu ve o bizler için iyi bir yol gösterici, iyi bir kapı açtı. Hani herkes Mourinho'yu söylüyor ama Mourinho'nun çıkış yaşı da biraz daha fazlaydı. Ve Nagelsmann'ın oyuna getirdiği yenilikler de oldukça iyi. Ben de sıkı takip ediyorum. O yüzden Nagelsmann benim şu an tabii ki idolüm. Onun demek 27-28 yaşında bir teknik adam, genç bir teknik adam dünyanın sayılı liglerinden, Almanya Bundesliga Ligi'nde teknik direktörlük yapabilecek kapasiteye sahip. O orada onu yapabilecek kapasiteye sahipse Özcan Sert de bugün Türkiye Futbol Federasyonu Mistikom 3. Lig'de teknik direktörlük yapabileceği kapasiteye sahip. Benim profilimde benim arkadaşlarım da 2. liglerde, 1. liglerde, 3. liglerde yapabilecek kapasitede. Bu silsile bu şekilde gidiyor ve bize ışık açıyor. İnşallah bu bayrağı taşıyan arkadaşlarımız ben, genç antrenörlere her zaman bir kapı açarız, yol açarız diye düşünüyorum. Hocam bir çirkin bir yorum vardı da o seyirciyi yayından attım. Şimdi Özcan Sert'i konuştuk. Darıca Geçer'le konuştuk. Ben biraz da Türk futbolundan konuşmak istiyorum. Türk futbolunun sorunları size göre başta sorunları nelerdir? Yani Türk futbolunun tabii ki Türk futbolunun birçok sorunu var. Şu an futboldan ziyade dünyanın sorunu var. Nasıl bir sorun? Pandemi sorunu. Şu an yani işsizlik var, salgın var, insanlar evlerinde, eğitim kapalı. Cidden baktığınız zaman şundan 2 sene önce deseydiniz ki insanlar sokağa çıkamayacak, millet hadi ya derdi. Şu an öyle sorunlar var. Tabii ki Türk futbolunun genel yapısına baktığımız zaman en büyük ekonomik sorun. Pandemiyle birlikte ekonominin de bozulması, çarkın sıkıntıya girmesi böyle bir problem yarattı. Bu biraz altyapıya yönelimi arttırdı. Altyapı sorunu da vardı. Yetersiz sahalar. Altyapı sorunu hala var. Maçlar oynanmıyor altyapıda şu an pandemiden dolayı. Ama en azından altyapıdan gelebilen futbolcular için kapılar açıldı. Dediğim gibi bunlar hep bir dişli. Ekonomi en başta sorun olduğu zaman birçok dişliyi etkiliyor. Şu an Türk futbolunun en büyük sorunu ben o olduğunu düşünüyorum. Tabii ki temeline indiğimiz zaman altyapıda şartlar çok iyi değil. Bir sahayı 4 takım kullanıyor. İşte antrenör ödemelerinde sıkıntılar yaşanabiliyor. Çok kaliteli antrenörler bulamayabiliyorsunuz sıkıntılardan dolayı ve iyi eğitim veremediğiniz zaman bu şartlardan dolayı bu futbolcular eğitimi yukarıda almak zorunda kalıyorlar. Hasbelkader bir şekilde seçilip bu havuza giren futbolcular ve 20 yaşında yapabileceğini 25 yaşında yapabilecek seviyede oluyor ve 5 sene ileri zamanda futbolculuk hayatına başlamış oluyor. O nedenle en büyük sorunun ben ekonomik sorun olduğunu ve lojistik sorun olduğunu düşünüyorum. Lojistik sorun yani imkanlar, tesisler, malzemeler, ödemeler iyi olduğu zaman ben Türk futbolunun çok da sorunu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biz yetenekli bir ırkız. Biz her konuda yetenekli bir ırkız. Yetenekli bir milletiz diyeyim daha doğrusu. Türk milleti futbolda da oldukça yetenekli. Türk futbolcusu oldukça yetenekli. O yüzden ben çok ekonomi ve altyapı dışında çok büyük sorunumuz olduğunu lojistik sorunla birlikte düşünmüyorum. Hocam zaten ekonomik sorun da aslında yine temel altyapıya geliyor. Veya yabancı sınırı konuşuyoruz, onu yine temel altyapıya geliyor. Bence en önce altyapı diye düşünüyorum. Tabii bu pandemi işte altyapıya önem verilmesi açısından ve bu transfer yasakları son zamanlarda çok oldu. İşte dedim ya hepsi bir işte ekonomik daralma bir yandan bir sorunu azalttı. Ne sorunu azalttı? Altyapı sorunu. Altyapıdan ne diyordu? Yukarı futbolcu veremiyoruz, futbolcu veremiyoruz. Şu an kulüplerde genç sporcular şans bulmaya başladılar. Birçok takım transfer yasağına girdi. Genç takımındaki işte U21 takımındaki futbolcuları aldı oynatmaya başladı. Böylelikle ne olmuş oldu? Bir sorun azalmış oldu. Ve gerçekten de Bursaspor'un mücadelesini görüyorsunuz. Bizim mücadelemizi görüyorsunuz. Eskişehirspor'un mücadelesini görüyorsunuz. Demek genç futbolcularla da bu iş yapılabiliyor. Altyapıdan gelen futbolcularla. Bunu göstermek açısından iyi oldu bence. Dediğim gibi altyapının önemi ortaya çıkmış oldu. Hocam İnegöl Spor'dan teklif aldınız mı diye bir soru gelmiş altta.
İnegöl Spor'da geçen sene çalıştım ben. İsmail Güldüren'in yardımcılığını yaptım orada. Ben İnegöl'ü seviyorum. Yarı İnegöl'ü sayılırım. O yüzden İnegöl Spor'dan bu sene için herhangi bir teklif almadım. Zaten Darıca Gençler Birliği'nde görevdeyiz bu sene sezon başından beri. Ne onlardan öyle bir teklif gelir, ne bizim olumlu bir cevabımız olur. Ama İnegöl Spor bizim için çok değerlidir. İsmail Hoca'yla da geçen hafta ya da ondan önceki hafta yayınım olmuştu. Takip ettiniz mi? Ya edemedim İsmail Hoca ile ama tekrarı varsa veya kaydı varsa mutlaka isterim, izlerim. İsmail abi benim için çok değerlidir. Hoca demiyorum, abi diyorum. İsmail Güldüren Türk futbolu için de çok değerli bir insandır. Biz birlikte çalış. Gerçekten benim şansıma ben Engin İpekoğlu'nun, İsmail Güldüren'in ve Ender Alkan'ın yardımcılıklarını yaptım ve müthiş şeyler öğrendim. Hepsi birbirinden iyiydi ve biz Çağdaş Mavioğlu'nun, üniversiteden futbol uzmanlık antrenörümüz benim. Onun da yanında çalışma imkanı buldum. Onun yetiştirdiği öğrenci grubuyuz ve ondan da çok şey öğrenmiş olduk. Şansıma hep duruşu olan, saha pratiği olan, insan ilişkileri iyi olan idealist antrenörlerle çalıştım. Bu benim şansım oldu. O yüzden çok mutluyum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsinin de elinden öpüyorum. İlla ki hepsinden çok şey öğrenmişsinizdir. Ben şunu hatırlatayım. İsmail Güldüren yayınımız bizim YouTube kanalımızda var. İzlemek isterseniz vaktiniz olsa bir gün takip edebilirsiniz. Bu akşam bakacağım. Merak ediyorum. Bilmiyordum. Yayını görseydim kesinlikle izlerdim. İsmail abinin yayınlarını pek, İsmail Hoca'nın yayınlarını pek kaçırmam. İzlerim yani. Anladım. YouTube kanalımızda var. Sizin yayınızda bu gece ya da yarın gece muhtemelen yayınlayacağız. İnşallah. Türk futbol demişken Avrupa'daki başarısızlığımızın sebebini soracağım size. Artık direkt takım bile gönderemiyoruz şu an Pınar Ligi'ne. Ve her giden takım bir an önce geri dönüyor. Ya devreye gelmeden hemen eleniyor bir takımlarımız. Yani Avrupa'daki başarısızlığımız biraz çarkın açılması olabilir. Bu Milli ekonomik. takımı da ekleyebiliriz buna. Uluslar Ligi'nde küme düştük. Milli takımı da ekleyebiliriz buna. Ya milli takım çok güzel bir jenerasyon yakalıyor bence. Milli takım bir temel oluşturuyor. Hem alt gruplarda hem üst gruplarda. Milli takıma ulusal lige falan takılmamak lazım. Milli takımda iyi bir konumda olacağımızı. Çünkü başımızda da çok iyi bir teknik direktörün olduğunu düşünüyorum. Alt gruplarda işte Tolunay hocamızın orada olduğunu, işte Ender hocamızın orada olduğunu, bilimsel grupların, Utku hocalar, hani Türkiye'de işinde önde olan antrenör grubunun orada olduğunu düşünüyorum ve çok güzel bir jenerasyon yakaladıklarını ve işlerini takip ettiklerini düşündüğüm için bir takım bir yere gelir. Kulüplerimiz de gelecek. Kulüplerimiz de dedim ya, o ekonomik makas, gerçekten Avrupa'daki makasla bizim makasımız çok farklı. Avrupa'da kadro kaliteleri de oldukça iyi. Biz biraz daha imkansızlıklarla boğuşuyoruz ve oraya gittiğimiz zaman sıkıntı yaşıyoruz. Bence eskiden biraz da antrenman metotları ve antrenman seviyelerinde bir açıklığımız vardı. Ama şu an Süper Lig'de çalışan antrenörlerimiz Avrupalı antrenörler gibi son model taktik antrenmanlar, son model bilimsel antrenmanlar, taktik performans antrenmanları, her şey Avrupa'yı, her şey orada ne varsa hiçbir farkı yok. Modern analiz sistemlerimiz. Hani oraya biz teknik heyet anlamında ayak uydurduğumuzu düşünüyorum. Oyuncu kalitesi, oyuncu grubu da gelen transferlere de bakıyoruz. Artık oraya doğru yaklaşmaya başladı. Bence bu geçiş bir dönemidir. Kısa vadede Avrupa'da yine başarılı olacağımıza inanıyorum Türk futbolu adına. Hocam bununla ilgili bir seyirci yorumu gelmiş. Kesinlikle katılıyorum. Avrupa'ya gitmemiz için Darıcamız gibi altyapıya önem vermek lazım. Her takımda 15 yabancı var. Nasıl bir yere geleceğiz demiş. Ben katılıyorum. Sizin görüşünüz nedir? Aslında ben Süper Lig'de yabancı sınırlamasına karşı değilim. Çünkü orası elit bir yer. Yani Süper Lig, ülke futbolunun en tepesi ve show business denilen. Hani altyapıya yatırım olmayınca sürekli yabancılara sarılmanın da bir anlamı yok. Yabancı kısıtlamak önemli değil. Altyapıya bakmak, altyapıya önem vermek daha önemli diye düşünüyorum. Evet, oraya geleceğim. Yani yabancı kısıtlaması konusunda karşı değilim. Hani konuşuluyor ya. Çünkü sana bu kısıtlama şu imkansızlığı vermiyor. Yani sen yabancı alacaksın, altyapıdan adam oynatmayacaksın, değil mi? Ben sana 20 tane de yapabilirsin hakkı veriyorum. Ama altyapıdaki oyuncuları oynat, 20 tane Türk'le de çıkarsan ben sana bir şey demiyorum diyor. Oradaki kadro mühendisliğini ona göre belirlemek lazım. Oraya da iyi futbolcular hazırlamak lazım. Dedim ya, temelli adamlar hazırlamak lazım. Ama bizim altyapıdan gelen oyuncu birçok şeyde eksik kaldığı için üst tarafta bu eğitimi almaya çalışıyor. Avrupalı orayı zaten aşmış oluyor. O makası bir türlü daraltamıyoruz. O yüzden bir yabancı oyuncu gelip Türk oyuncunun yerini alıyor. Ama işte hem milli takımlar bünyesinde hem yeni nesil antrenörlerin birikiminin yüksek olması, daha eskiden kalan antrenörlerimizin kendisini güncellemesiyle birlikte, ben işin içinde olduğum için bunu samimi söylüyorum. Hani kimseye pembe mavi boncuk dağıtmak için değil. Cidden
Donanımlı adamlar gelmeye başladı. Donanımlı futbolcular işte 5 sene önce, 6 sene önce stoper Mehmet Topal'ı çekmiştik. Şimdi Evet. Biraz stoperlerimize bakıyorsun. Demek gümbür gümbür geliyor bu çocuklar. Bu futbolcular geliyor demek. Demek doğru işler yapılmaya başladı her seviyede. Çok yakında Avrupa'da o gerekli başarı gelecektir. Konusu gelmişken o zaman sorayım. Leicester Liverpool maçını takip edebildiniz mi? Bir tarafta Ozan Kabak, bir tarafta Çağlar Söyüncü. Yani maçı tam 90 dakikasını takip ettiniz mi dersen yalan olur. Çünkü inanılmaz derecede buraya yoğunlaşmış vaziyetteyiz. Benim bir haftadır takip ettiğim iki şey var. Biri Ceyhan Spor, biri Kağıtta Spor. Benim için biri Liverpool, biri Leicester City. Oraya çok odaklanmış durumdayım. Ama özet görüntülerde baktım. Bir de birbirlerine karşılıklı işte hoş geldin sarılma etme. Hani insanın göğsünü kabartıyor iki Türk futbolcunun orada olması. Oldukça memnun edici gelişmeler. Gurur duyuyoruz ya. Hocam, bir seyircimiz Serik Spor Başkanı ne zaman çıkacak demiş ama Serik Spor Başkanı'na yayınımız yarın olacak. Yarın saat 21'de. Seyircimize onu hatırlatayım ben. Ve şimdi size hakemleri soracağım. Hakemlerden memnun musunuz? Türk hakemlerine ya da neden memnun olamıyoruz? Yani Türk hakemlerinden aslında VAR sistemi de geldi üst liglerde. Üst liglerde işler bence biraz daha kolaylaştı. Allah alt liglerdeki hakemlerin yardımcısı olsun daha çok. Çünkü anlık karar veriyorsun ve VAR'dan kurtarma şansın da yok. Ben hakemlerin en üst seviyeden en alt seviyeye iyi niyetle maç yönetmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Ama kimisi bu işe çok yeterli oluyor. Kimisi bu işte o kadar yeterli olmuyor. Futbolu çok hakim olmuyor ve anlamıyor. Yani futboldan futbolcuyu anlamıyor. Empati kurmuyor ve çok da memnun etmeyen sonuçlar. Yani maç sonlarında baktığınız zaman her can yanan hakem diyor. Herkes hakem yanıyor. Hakemin mutlaka ufak maçlara sıkıntısı oluyor. Bizim bu sene oynadığımız maçlarda bariz bir hakem rahatsızlığımız oldu mu? Olmadı. Yani güzel maçlar yönettiler. Bize hata, bizim lehimize de hatalar, aleyhimize sıklıkla da olsa lehimize de hatalar oldu ama hata insanlara mahsus. Biz onu saygıyla karşılıyoruz. Yeter ki art niyet görmeyelim. Hiç art niyetli bir hakem maçımıza denk gelmedi. Üst liglerdeki hataları pek kabul etmiyorum. Çünkü üst liglerde hata yaptığın zaman artık televizyon seni çağırıyor, bilgisayar. Karşısına geçiyorsun ve tekrar görüyorsun. Oradan sonra bariz bir hata yapıyorsan ona ben yorum yapamam yani. Hocam bir seyirci görüşü daha alacağım. Karagümrük Fenerbahçe maçını takip ettiniz mi bugün? Ettik. Karagümrük Fenerbahçe maçını takip ettik. Karagümrük takımını gördük. Kaç tane Türk oyuncu oynadı demiş. Dört büyüklerin kadro düşünmediği oyuncuları toplayıp bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Onun yerine gençlere önem versek maddi açıdan daha da rahatlarız demiş. Ya ama Karagümrük ya şimdi şu şeyi bir geç hani şu şeye takılmamamız lazım. Gençlere. Şu an Darıca Gençler Birliği genç bir teknik direktöre emanet ama ben de tecrübeli büyüklerimin, hocalarımın yanında piştim. Yani hemen her şey gençlere tamamen emanet edilmiyor. Belli bir harmanlama lazım. Belli bir seviyeye getirmek lazım. O yüzden sadece genç takılmamak lazım. Şuradan takdir edelim Karagümrük'ü. Türk futbolcu oynatıyor en azından. Az önce konuştuk ya. Daha sonra o Türk futbolcunun yanına altyapıdan genç futbolcuları dahil edecek. Daha sonra yabancılar biraz daha azalacak. Daha mix bir takım olacak. Ve o zaman bizim istediğimiz olacak. Yani tabii ki gençleri, ben de istiyorum gençlerin olmasını ama harmanlayarak olması her zaman için daha iyidir diye düşünüyorum. Hocam onunla ilgili aklıma bir örnek geldi. Bursaspor'un şampiyonluğunda hem büyük takımlarda oynamış Ali Tandoğan gibi isimler de vardı. Hem yeni doğan genç isimler de vardı Bursaspor'un kadrosunda. Dediğim evet. gibi harmanlıktan sonra ve bir de takım havası olduktan sonra deneyimli bir hoca vardı. Belki de şampiyonluk o yüzden gelmişti. Tabii mükemmel bir kadro vardı işte Ali Tandoğan, Ömer Erdoğan, İbrahim Öztürk, Tuna Üzümcü ve bununla yanında Sercan Yıldırım, işte Volkan Şen, İsmail Aktan Odabaşı, kaleci Ivankov, hem yabancı hem Türk hem genç müthiş bir mix bir kadro. Tecrübeli bir hoca. Sonuç getirdi. Anlatmak istediğim bu mükemmel bir örneklerden teşekkür ediyorum sana. Hocam Ozan İpek'i de unuttunuz. Ozan İpek de vardı. Ozan İpek vardı tabii. Ozan İpek de vardı. Çok iyi bir kadroydu yani. Hocam biz Futbol Anadolu hesabı olarak yani Futbol Anadolu şeyi olarak, platformu olarak Anadolu takımlarına öncelik vermeye çalışıyoruz tabii ki de. Şimdi yarın da güzel bir derbi var, Adana derbisi var. Ben Galatasaray maçının 16'ya çekilmesini bu açıdan biraz daha fazla sevindim. Adana Spor, Adana Demirspor derbisini daha rahat izleyeceğim. Derbi hakkında görüşlerinizi alacağım. Birinci ligi takip ediyor musunuz? Galatasaray maçı
İstanbul'da bir beklenen bir kar yağışı var biliyorsunuz. Biz de bekliyoruz yani programımızı netleştirmek adına. Çünkü ciddi bir kar yağışı gelecek diyorlar. Biz de ona göre hareket edeceğiz. Ben Gebze'ye Galatasaray maçı... niye düşünmüyorum ya? Yani Bence Gebze'ye değil Marmara bölgesine yani sadece Gebze'ye yani Marmara'dan Gebze'yi ayıramayız. Bu bölgeye son 15-20 yılın en yüksek kar yağışı, kar miktarını bırakacağı bir yağıştan bahsediliyor. Tabii biz de sabah göreceğiz bunu. Bu geceden başlayacak diyorlar. Galatasaray maçı ondan çekilmiş olabilir. Hani meteorolojik tahminlere göre. çekildi zaten, evet. O yüzden çekildi. Kaç maçı da geri çekildi. Bu bizim için bir futbol severlere şans doğurdu. Adana Spor orada güzel bir ağabey olur. Adana Spor, Adana Demirspor derbisini izleme imkanı bulduk. Adana Demirspor ciddi bir yatırım yaptı. Ciddi yatırımlar yaptı birkaç senedir ama şans bir türlü son aşamada yüzlerine gülmedi. Allah yardımcıları olsun. Adana Spor'da biraz daha kısıtlı imkanlarla, biraz daha mütevazi kadroyla, biraz daha genç bir kadroyla mücadele ediyor ve şu anki konumları gereği ligden düşmemek, biraz daha üst sıralarda bitirmek gayeleri. Şampiyonluk hedefleri yok. Biz Adana'ya maça çok gittik. Hani hatta bir gün ilk Ceyhan Spor maçında Adana Spor, Adana Demir derbisi vardı. Seyirci olmasa bile sağımıza bakıyoruz turuncu, solumuza bakıyoruz mavi, bir taraf Adana Spor, bir taraf Şimşekler, mükemmel bir ortam var. Bizim için seyir keyfi yüksek bir maç olmasını temenni ediyorum.